Her şeyi o mutlu olsun diye yapıyorum. Biliyorsun değil mi Mehveş? Tabii ki onun mutluluğu için yapmışsındır. Bilmez miyim ben ona ne kadar düşkün olduğunu? Hadi. Bak şunu da iç. Sinirlerine iyi gelecek. Bana kızma ama... acaba doğru mu yaptın? Sen mi karar veriyorsun neyin doğru neyin yanlış olduğunu? Sen de sevmediğin biriyle evlenmedin mi? Ha? Hayatın cehennem azabına dönmedi mi? Fırat da mı aynı şeyleri yaşasın istiyorsun? Bırak o sevdiğiyle beraber olsun. Ne var bunda? Hem böyle yapmaya devam edersen oğlunu kaybedeceksin. Olmaz. İstemiyorum o kadını dedim. Ben oğlumun sevdiği kadından kendi çocuğu olsun istiyorum. Kendi çocuğunu büyütsün istiyorum, onu sevsin istiyorum. Anlamıyor musun bunu? Ama... aması falan yok. Ya çocukları olmazsa bunların? Ne yapacak? El alemin çocuğunu mu sevecek? Ben el alemin çocuğuna torunum mu diyeceğim? Kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Yıllardır çalışıp çabaladığım, o yaptığım birikimi soyumdan olmayan birine mi bırakacağım ben? Yapmayacağım böyle bir şey. Ümran Hanım. O çocuk... o çocuk... Hangi çocuk? Kimin çocuğu? Çocuk deyip durma bana! Çık dışarı! Ümran Hanım, siz böyle davranmaya devam ederseniz daha çok kırıp dökersiniz. O kırdıklarını toparlayabilecek misin? Şu bardağı eski haline getirebilecek misin? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.